Merhaba arkadaşlar. Bugün kendin de yapabilirsin kanalımızda peltiyer ile elektrik üreteceğiz. Kanalımızı takip eden arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Daha önce biz peltiyer ile bir elektrik üretme videosu çekmiştik. Fakat bunu elektrik üretirken bir tarafına sıcak su, bir tarafına soğuk su gelecek şekilde yerleştirdik ve sıcak su, soğuk suyu da eklediğimiz zaman elektrik üretmiştik. Bazı arkadaşlar bunu pek sürekliliği olmayan bir enerji olarak yorumladı. Şimdi biz de biraz daha verimliliği arttıran ve sürekliliği olabilecek şekilde bir elektrik üretme çabasına girdik. Şimdi arkadaşlar bir tarafını mumla ısıtacağız. Diğer tarafını da soğutacağız. Bunun için şöyle bir tane kutu kola, herhangi bir kutu kola olabilir. Bunu şu şekilde peltiyeri üstüne sabitleyeceğiz. Aynı bu Stirling motorları gibi olacak arkadaşlar. Yani Stirling motorunda nasıl altına mum koyuyorsunuz. Su biraz buharlaşmaya başladığı zaman elinizde ilk hareketi verdiğiniz zaman dönüyor ve hareket sağlıyor. Onun da ucuna dinamo bağlayarak elektrik üretebiliyorsunuz. Burada elinizde herhangi bir müdahale etmenize gerek kalmayacak. Sadece mumu altına koyduğunuz zaman elektrik üretip fanı çevirmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle direkt mum alevini peltiyere tutmayacağım. Çünkü eğer peltiyere tutarsam peltiyer zarar görecektir. O yüzden şöyle bir kutu kola kullanacağım. Şuradaki boşlukta sıcaklık oluşacak ve peltiyerimizi çalıştıracak arkadaşlar. Şimdi normalde peltiyerin artısını normal kırmızıyı artıya, siyah eksiye bağladığınız zaman yazılı kısım ısınıyor. Yazılı kısım soğuyor arkadaşlar. Pardon. Yazılı kısım soğuyor. Diğer tarafı ise ısınıyor. Eğer ters bağlarsanız bu kez tam tersi oluyor arkadaşlar. Yazılı kısmı ısınıyor. Yazısız kısmı soğuyor bu sefer. Şimdi bizim için aslında pek bir farkı yok. Çünkü biz elektrik ürettiğimiz zaman burada yine artı almak istiyorsak o zaman normal bağlamamız gerekiyor. Yani sıcaklığı yazısız kısma, soğukluğu da yazılı kısma vermemiz gerekiyor. Ama eğer herhangi bir terslik olursa sadece kırmızıda artı, siyahta eksi olacağına tam tersi olacak. Şimdi şöyle ben kutu kolamı keseceğim. Şöyle sıcaklık olacak şekilde. Şuradan kesersem. Evet, şuradan mumu koyabileceğim yer bıraktım. Şimdi peltiyerimi şu şekilde sabitleyeceğim oraya. Bunun için silikon kullanacağım. Şöyle daha önce kullanmış olduğum peltiyeri tekrardan burada kullanacağım. Şimdi arkadaşlar üzerine bir tane işlemci soğutucu koyacağım. Bu işlemci soğutucu peltiyerimi soğutacak. Önce şöyle hafiften termal macun sürüyorum. Ve peltiyerimin üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Sabitlemek için yine silikon kullanacağım. Thank you.
Evet arkadaşlar, silikonlama işleminizi tamamladık. Şimdi şöyle bir platform üzerine yerleştiriyorum. Şimdi bir platform üzerine yerleştiriyorum. Sonra şuraya bir tane fan koyacağım. Şimdi pervanemizi de şöyle şuraya koyacağız. Şimdi şuradaki iki kabloyu sadece birleştireceğim ve bağlantımızı tamamlamış olacağım. Sonra test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki amaç arkadaşlar, buraya ben mumu koyduğum zaman peltiyerin bir yüzünü ısıtacak. Diğer soğutucu ise peltiyerin diğer kısmını soğutacak. Fakat belli bir süre sonra bu yeterli olmayacak. O yüzden bu fan kendi üretmiş olduğu elektrikle çalışacak ve üst tarafındaki soğutucunun soğumasına yardımcı olacak arkadaşlar. Mantık bu olacak. Şimdi hemen deneyelim. Şöyle küçük bir mumumuz var. Şöyle çakmağımızla yakıyoruz. Evet. Şimdi göreceğiz arkadaşlar çalışıp çalışmadığını. Evet arkadaşlar, çalışmaya başladı. Gitgide hızlanıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu an Peltier elektrik üretiyor ve motorumuzu çalıştırıyor. Şu an hem kendi soğutmasını kendi yapıyor. Aşağıda ısıtmayı mum yapıyor arkadaşlar. Ama güzel bir şekilde elektrik üretmeye başladı. Bakın sesinden de anlıyorsunuzdur. Gitgide daha fazla artıyor. Şöyle hareket ettireyim arkadaşlar. Bazı videolarımızda alttan bir kablo bağlamış olabilir diye yorumlar yapılmış. Kesinlikle biz öyle bir sahtekarlık yapmıyoruz. Eğer çalışmıyorsa çalışmıyor diyoruz arkadaşlar. Veya hiç videosunu atmıyoruz. Ama şu an çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle isterseniz masanın ta öbür tarafına götürelim. Şu tarafına tekrardan geri getirelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Stirling motoruna benzedi arkadaşlar. Onun gibi çalışıyor fakat gürültü çıkartmıyor. Stirling motorundaki gibi ve sürekli su takviyesi yapmaya ihtiyacınız yok. Böyle görsel olarak gayet de güzel oldu. Böyle yapıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu daha da geliştirebilirsiniz. Çünkü geliştirmeye gerçekten açık bir konu Peltier. Şuraya elimde LED olsaydı bir de LED diyot bağlayacaktım. Onu da yakıyor mu yakmıyor mu diye, ama elimde şu an LED diyot yok. O yüzden sadece bu şekilde size gösterebiliyorum. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.